LGS 2025 yolculuğunda 7'den 8'e kampıyla deyimler ve atasözleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Hazır mıyız Tonguç Elhan'ım benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz şu anda LGS 2024 öğrencileri tercihlerini yapıyorlar, tercihlerle uğraşıyorlar. Bizler ise 7'den 8 hazırlık kampımızda sözcükle anlamla başladık. Sonrası cümlede anlama gittik Türkçe'de ve bugün de deyimler ve atasözleriyle LGS yolculuğumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. LGS'de geçen sene bu konudan bir soru geldi. 2025 LGS'de mutlaka gelecek. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu anda LGS öğrencileri tercihleriyle uğraşıyorlar. Türkiye birincisi öğrencimiz Furkan Tahir'i tebrik ediyoruz. Ama biz bugün bizler de hayallerimizdeki liseyi kazanmak için hemen dersimize başlamamız lazım. Zaten LGS Türkçenin çoğunluğu anlam bilgisi. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam. Bunların her biri çok değerli. Anlam bilgisinin içerisine giriyor zaten deyimlerde. Dil bilgisi çok mintoş. Hatta bakın çıkmış sorulara baktığımızda sözcükte anlamdan iki... Cümlede anlamdan 3 geçen seneki sınava bakıyoruz 2024'de parça anlamdan 3, parça anlatımdan 1, parça yapıdan 1 soru gelmiş. Sözel mantıktan gelmedi ama biz bunu bu sene yeniden güzel bir şekilde öğreneceğiz. Tablo grafik görsel yorumlamadan 3 soru geldi. 2025'te de buna benzer bir e, soru tipi bekliyoruz. Buna benzer bir soru adedi bekliyoruz arkadaşlar. İşte cümlede anlamdaki bu soru bir tane sorusu bunun deyimlerle alakalıydı. Dil bilgisi zaten sıkıntı yok. Şimdi hazırlık kampımızda 7'den 8'e kampımızda en önemli şey arkadaşlar tabii ki de soru çözmemiz. Çünkü LGS'de bize soru soracaklar. Yani LGS bize gelip de anlat bakalım deyimler ve atasözleri demeyecekler. Biz açacağız sözel bölümü. A kitapçığında birinin soruda bırakmak sözcüğünün anlamını sormuş. Burada demiş ki deyimle ilişkilendirilebilir de durum vardır demiş. Yani direkt A kitapçığında geçen sene ikinci soru deyimle alakalıymış. Ayağına bağ olmak, elinden bir şey gelmemek, göze almak, burnuna tutmak. Gelin isterseniz şimdi bu deyimleri güzel bir şekilde öğrenelim. Ardından da ardından da 7'den 8'e sekize... Hazırlık kitabımız arkadaşlar biliyorsunuz ki kampımıza ismini veren kitap yaz tatili kitabı diyor ama işte tatilde değiliz değil mi LGS öğrencisi Songuç'um. Burada 7'den 8'e de hemen şöyle açıyorum. Deyimler ve atasözleriyle alakalı ilk başta test 1 var sayfa 32'de sonrasında test 2 var sayfa 34'te. Sonrasında test 3 var sayfa 36'da. Bunları güzel güzel çözüyoruz. Takıldığımız sorular olursa zaten kare Kod'da uzman hocalarımız sizlere güzel bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Ve LGS yolculuğumuzda deyimler ve atasözlerinde e, net hanemizi ekleyelim ve bir net daha artırmış olalım. Hadi bakalım. <laughs> Renkten renge girmek nedir mesela Topu Kutuların arasında zıplamak. Resme baktığımda öyle gözüküyor değil mi? Halbuki renkten renge girmek korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek anlamına gelir. El üstüne tutmak. El üstüne tutmak da yine bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek anlamına geliyor. Yumurta kapıya dayanmak. Burada resmini çizmişiz ama öyle bir şey yok. Tabii ki yapılacak iş için zamanı azalması, zamanın çok daralması anlamına geliyor. Veyahut da mesela bazen arkadaşlarımız Çok konuşup kafa ötülüyorlar. Harika söyledi bak. Çok konuşup dedi. Neden? Çünkü gereksiz konuşup karşımızdakini rahatsız ettiğimiz zaman kafa ötülemiş oluyoruz. Ya da yelkenleri suya indirmek ne olabilir? Vazgeçmek Olursun. artık hocam. Çok güzel söyledin. Direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek anlamına geliyor. Ya da üstüne düşmek dediğimizde bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek anlamına geliyor. Mesela biz senin üstüne düşüyoruz. Niye? Çünkü senin başarılı olmanı istiyoruz Songuç'um. Yine öğrencilerimizin de. Baltayı taşa vurmak da, yine buna benzer bir deyim daha var. Çam devirmek, pot kırmak olabilir mi hocam? Harikasın bak. Hepsini söyledin. Çok güzel. Çam devirmek, pot kırmak, baltayı taşa vurmak. Farkında olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. Yani söylenmeyecek bir şeyi bir kişiye söylediğin zaman pot kırmış oluyorsun. İğneyle kuyu kazmak yetersiz araçlarla sürekli ve sabırlı bir biçimde çalışıp çok güç olan veya çok ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak. Yani gerçekten imkansızı başarmaya çalışmak iğneyle kuyu kazmak oluyor. Süt tekmiş kedi olmak da suçunu bilerek bundan utanmak anlamına geliyor. Ya da eli ayağına dolaşmak, heyecanlanmak, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemeyecek durumda olmak anlamına geliyor. Hocam bütün deyimleri böyle öğrenecek miyiz? Hayır hayır burada birkaç tane örnek vermek istedik. Mesela gözden düşmek bir şeyin ya da kişinin değerini yitirmesi anlamına geliyor. Ya da göze girmek davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem kazanmak anlamına geliyor. Ya da göz boyamak, kandırmak, yanıltmak, gösteriş aldatmak ya da gözü yüksekte olmak, bulunduğu durumdan daha üstün bir yere ulaşma arzusu anlamına geliyor. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. LGS 2022'de bak geçen sene değil de bir önceki sene hangisi metinde boş bırakılan yerlerden birine getirilemez dedi. Dünyayı ben mi kurtaracağımcılar, ben demiştimciler, eyvah bittikçiler, sen yaparsıncılar. Bunlar esas da deyim de değil atasözü de. Bunlar günlük hayatımızda çok sık kullandığımız ifadeler. Yani eyvah bittikçiler nedir? Böyle bir tehlike anda bir durum anda hemen olumsuz sonuç olacağını düşünen kişiler. Yani hemen böyle karamsarlığa kapılan kişilere biz eyvah bitikçiler diyoruz. Ya da bir şey olduktan sonra tahminleri doğru çıkanlara ben demiştim diye böyle boş boş konuşan tipler var. Buna benzer şeyleri bize paragrafın içerisinde soruyor. Bu soruyu mutlaka çözmelisin. ve hatta hangisinde deyimlerin hangilerinin üzüntü anlamı vardır diye direkt 2021'de direkt deyimlerle alakalı soru geldi. İşte kendini paralamak. Kendini harap etmek, kendini yiyip bitirmek, kendini kaybetmek bunlardan iki tanesi üzüntü anlamını veriyor. Bu soruyu mutlaka çözmeni isterim. Ve hatta bilgisizliğini ortaya koymaktansa saklamak iyidir. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demese bir ilimdir. Bak bu ikisi birbirine ters düşüyor. Ters düşmek ne demek Tonguç Ela'nın benim? Çelişmek. Harikasın bak. Çelişmek ters düşmek demek. Burada da özdeyişleri sormuş. Yani atasözüyle özdeyiş arasındaki fark ne? Atasözünü yazanlar belli değil, anonim ama özdeyişleri yazanlar belli hocam. Harikasın. O zaman özdeyişleri yazan belli ise burada hangisi özdeyişi kim yazmıştır diye sormuyor. Özdeyişin bize anlamını soruyor. Birbirine çelişiyor, mu, birbirine ters düşüyor mu onu soruyor. Mesela veyahut da bir metin veriyor. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili hangi söylenemez deyip özlü sözlerden yararlanılmıştır. Bak tatlı yiyelim tatlı söyleyelim. Sabırla koruk helva olurmuş. Yani sabrettiğin zaman en kötü şey bile çok güzel bir şey dönüşebilir demek istiyor. Ama helva demekle ağız tatlanmazmış. Buna benzer ifadelerin kullanılması burada özlü sözlerden yararlanıldığını gösteriyor diyeceğiz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. 2019'da aşağıdaki cümlenin hangisi de... ...tecrübeyi anlatan bir söz kullanılmamıştır şeklinde. Eski kurttur, yoğurdu üfleyerek yiyor. İnsan sarrafı oldum, inceleyip sık dokuduğundan ifade eden bir tanesi... ...tecrübeyi anlatmıyor. Mesela eski kurt bir tecrübe demek. Yoğurdu üfleyerek yemek bir tecrübe. Yoğurdu üflemek niye tecrübe olsun ki hocam? Şöyle, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yerdiği bir atasözü var. Yani sen süt içerken ağzın yanarsa artık sütlü bütün her şeyden korkarsın. Yoğurttan, soğuk yoğurttan bile üf diye üfleyerek yersin. Yani geçmişteki tecrübelerin senin gelecekte dikkatli olmanı sağlar diyor. Burada yoğurdu üfleyerek yiyor yani tecrübesi var. Manası taşıyor. İnsan sarrafı olmak ya da inceleyip su kokmak bunlardan bir tanesi ise tecrübeyi taşımıyor. Bunu da mutlaka soruyu çözerek görmen lazım. Yine 2019'da buna göre aşağıdakilerden hangisi de ön yargılı bir tutumdan söz edilemez demiş. Emanete hıyanet olmaz. Kişi arkadaşından belidir. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Çok havlayan köpek ısırmaz. Bak mesela çok havlayan köpek ısırmaz. Burada bir yargı var. Nereden biliyorsun? Belki de ısıracak. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Yani değişebilir insan. Otuzunda kırkında elisinde değişebilir. Hayır. İşte kişi arkadaşından belidir. Mesela senin arkadaşın kim? Tankut ve Tongul hocam. O zaman senin arkadaşların buysa sen de böylesindir. Ya değişebilir insan bazen e, kendisinden farklı karakterdeki bir kişiyle de arkadaşlık kurabilir. Ama genellikle kişi arkadaşından belidir diyebiliriz. MRT ihanet olmaz. Bunların anlamını öğrendikçe bunlarda hangisinin ön yargılı tutum taşımadığını göreceksin. Devam ediyoruz. Ödülü süre yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir atasözü. Genelde arkadaşlar bunu karıştırıyor. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.